Lojistikte uluslararası güvenlik standartları ve TAPA webinarımıza hoş geldiniz. G4S'nin sektörel odaklanmasıyla düzenlediğimiz güvenlik konferanslarından birinde daha sizlerle birlikteyiz. Daha önce ilkini gerçekleştirdiğimiz lojistik sektöründe güvenlik konusunu bir kez daha ele alacağız bugün. Lojistik sektörü lokal ve global olarak değeri her son derece yüksek bir sektör. Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı araştırma gösteriyor ki lojistik sektöründe her yıl 10 milyar euro ürün kaybı gerçekleşmekte. Bu kayıpların önlenmesi veya en aza indirilmesi için oluşturulan organizasyonların başında TAPA geliyor. TAPA, sektörün çok iyi bildiği dünya standartlarının oluşturulmasına katkı sağlayan ve bu alanda firmalara sertifikasyon sunan bir kuruluş. G4S de TAPA sertifikasyonunda firmalara hem danışmanlık hem de bu sertifikaların alınabilmesi için gerekli şartları sağlayacak ürün ve hizmetleri sunarak destek oluyor. Bugün bu uluslararası standartları lojistiğin A'dan Z'ye güvenliğini, mevcut riskleri ve riskleri nasıl minimalize edebileceğimizi kıymetli isimlerle konuşuyor olacağız. İlk olarak Yunanistan'dan bir konuğumuz var. G4S Telematics Güvenlik Risk Yönetim Birim Müdürü Sayın Mihalis Kronoplos. Kendisi bize güvenli lojistik için uluslararası standartlardan bahsedecek ve konferansımızın bu bölümü katılımcılara hatırlatmak isterim. İngilizce olarak gerçekleşecek. Daha sonra yine Türkçe olarak devam edeceğiz. Mr. Mihalis Kronoplos, welcome to our webinar. It's our pleasure to have you today. I would like to give floor to you. And today we're going to be discussing about how you can minimize the risk in the global supply chain security. So thank you for having me here today. I will be presenting some specific cases about how we could proceed and in that case, give me a second. Okay, so I'm representing G4S Telematics. G4S Telematics is part of the G4S group that is focusing mainly on security in mobility. So we have three major sectors: logistics, people, and automotive. And we have a specific division that I am leading, which we call Secure Supply Chain. And we understood that there is a specific need to have a dedicated division focusing on secure supply chain, especially for customers that have high needs in security. And I will explain further. Now, the reason that we gather here today is to have an idea of what is TAPA is all about. TAPA is an organization that was established years ago by companies from the private sector. So at one point, major manufacturers decided that they were fed up by losing cargo in transportation. So what they have done is they have established the Transported Asset Protection Association, and together with the supply chain stakeholders, they decided to set some security standards for the supply chain. Now, you will probably recognize the brand here, all the names. These are the major players that they focused on how they could enhance the security. All these manufacturers work together on setting some specific standards that you will see today. Now, the good thing is it's not all about manufacturers. As you can see here, we have also major players from the supply chain working together with the manufacturers in this association in order to define what would be the best way to protect the products. Now, this organization, the majority of the members is manufacturers, shippers, logistics service providers, and insurance companies. But the good thing is that there is a variety of other members all together making a perfect team in order to work against crime. So it's not only these members, but we also have security service providers like G4S.
We also have consultants, law enforcement agencies, which is great, working together with the police and other agencies in order to minimize crime incidents. And of course, we have parking operators and other members that they are supporting this organization. Let's try to understand why there is a big advantage of having these security standards in supply chain. What would be the most common threats that you will be facing? Of course, we have seen terrorist attacks, we have seen organized crime gangs, even cyber attacks, which is something very new and everyone is trying to figure out how to tackle. We have seen simple thefts like opportunity thefts, but we also have seen other ways of people trying to get their hands on the cargo. And what kind of products we consider high value? Because today we are talking about high value transportation. So it could be tobacco, which is the number one targeted product in transportation. It could be pharma, it could be metal like copper that has high value. It could be electronics, cosmetics, clothes, whatever. It's easy to move into the market when it's stolen. And this would be just a simple set of all the products that we have seen incidents happening for. Now, if we would like to understand how big is the problem, there is a specific database that has been established in TAPA that all people that have incident can go inside and record the incident and some information about it. What was the position? In what country it happened, how it happened, what was the loss, etc. And this gives us a lot of information to study and to understand, first of all, how big is the problem, and second, how the organized crime is actually targeting this cargo and what kind of solutions we could apply to protect ourselves. So I just took some numbers from the last 3 years, from 2019, and you can see that the losses are over 1.7 billion euro. We had more than 20,000 incidents the last 3 years, and the average incident value would be over 150,000 euros. So you understand, if you suffer from one incident, the loss you might have is over 100,000 euros. And it makes you think, if I would have invested in some kind of technology or if some kind of solution that would mitigate that risk and avoid the attack, is it actually that expensive? Because always when we invest, we think about, this is too much, it's too expensive, I cannot afford it. But once you see the losses that you're going to suffer, even from one accident, you might start thinking again about it. And finally, what we can see here is that most of the incidents have happened in a non-secure parking area, and we have more data to present and explain further. So if we would like to see incident category, because the data that we have enough information for us to start investigating what happened, how it happened, and what was the way that the criminals reacted. So as you can see here, most of the incidents are theft from vehicle or from trailer, or even losing the entire vehicle, and less of them are in facility. And I guess you can understand why, because in facility, most of the cases you are more organized. You have CCTV cameras, you have probably a security guard at the gate, you have processes, a fence, perimeter fence. So it's not so easy for someone to get their hands on the cargo when it's in the facility. But when it is on the move and you have a trailer full of goods, it's much easier for them to try to get it. So we will see that most of the incidents are when we are on the move. Now, if we would like to see what kind of products they are stolen, we will see here that tobacco is a very small percentage, only 5%. And you would think this is not targeted. That wouldn't be really true. Actually, tobacco is the number one
product that the thieves would like to have the hands on. It's very easy to move after it is stolen, and it is really high value. The reason that we have very less incidents is because whoever is carrying tobacco has already applied high security standards, and that's why the losses are so little. Because after all these years of having many losses, they have been well organized and they have been prepared. They have put security systems, and it's now very difficult to attack a trailer and a truck that is carrying tobacco. Now, as we said before, most of the incidents are happening in a parking, and this is where the truck is most vulnerable, because we have drivers having cross-border routes that they have to have a 9 hours break to rest. So in that case, if they park in a remote area or in a simple parking, it's very easy for someone to get on the back of the trailer and unlock the door and get the stuff out. So that would be the number one critical area that most of the incidents are happening. But of course, we have seen other cases of attacks. And most of the time we have intrusion, or it's not really known what was the type of the attack. But we have seen violence growing, and we have seen violent attacks happening. And this is also very scary for the safety of our drivers and our employees. Now, just to have a visual, these are the incidents that have been reported only in 2022. And there is a specific icon for every incident, so you can easily understand what kind of incident happened and where. Now, as you can see, most of the incidents are reported in Northern Europe, and someone would think that the other areas are more safe. Unfortunately, that's not the case. This is because the Northern Europeans are reporting more and more the incidents, rather than other countries are not so focused on reporting the incidents, although they happen. Nevertheless, this gives us enough information to start analyzing and understanding what is happening in the supply chain. And if we would like to see it in a heat map, this is how it would look like. Now, if we would like to go to Turkey and what happened in the last 3 years, you would see here where we have reported incidents. And I guess this is not a huge surprise for you. By being members of TAPA, you can have access to this database, you can have access to all the reported incidents, and you can do your own risk analysis and understand what is happening in your own country, but also in all other countries, because you're going to have full visibility of all the incidents reported in the database. Now, we have seen what is a problem, we have seen what is happening out there. Let's see how TAPA is trying to control it, how TAPA is trying to protect the members from all these incidents. TAPA has introduced 3 different standards. The first is focused on facility, and this is called FSR, which is Facility Security Requirements. There are 3 levels in this standard. Level A, which is the highest security protection. Level B would be the mid-level, and level C would be the low-level security protection. So depending on your risk analysis and what are your customers' requirements, you could decide if you would like to have the highest security protection would be A, or medium or low security standards. So here, the standard have specific guidelines what you should do in your facility in order to protect it and to have high security in all the warehouse, the yard, the facility, and also procedures for your people, training your people, and making them work in a more secure way. The second standard would be focusing on trucks. So this would be TSR, Tracking Security Requirements, which again has 3 levels. Level 1 would be the highest security, level 2 medium, and level 3 lowest. And again, very specific guidelines
about what kind of equipment you have to put in the truck and the trailer, what kind of checks you need to do before departing, what kind of monitoring you have to do while you're on the road, and how your people should be working, what kind of procedures they should follow. And all these steps are very easy to understand and follow in order to enhance your security. The latest standard that has been introduced by TAPA is for parkings. TAPA has recognized long ago that parkings are the first point that we should be focusing for security, because most of the incidents are happening there. So what TAPA has done is that has developed a parking security requirement for the parking operators, again with three levels: high, medium, and low. And actually, as we speak, me with the TAPA team, we are writing the updated security requirements for parking. TAPA is updating all the security requirements every 3 years. So FSR, it was 2017. Now we have FSR 2020. And at the next point, we're going to have FSR 2023. Why do they update every 3 years? Because they always analyze the data we have, and they trying to find new requirements to protect even more either the parkings, the facilities, or the transportation of the goods. So by updating the standards, we stay up to date with what's happening outside and how we could tackle the new risks that we have identified. So here would be a small video about the parking. Supply chain resilience is one of the biggest challenges in our world. Over 95% of all cargo thefts involve attacks on trucks, and 50% of these crimes occur when trucks stop in unsecured parking areas. TAPA EMEA's parking security requirements for secure truck parking are the standard that both the Industry of High-Value Theft Targeted Products and the Drivers' Councils are requesting. Become part of the world's leading supply chain resilience and security association, and follow the PSR and partner program to make the supply chain even more secure for all parties involved. Joining TAPA's PSR is free to parking place operators. For more information, contact us now on tapaemea.org. Here we can see all the certified facilities companies that have been in TAPA. You can see also in Turkey that there are some companies that have been certified, but only a few members. And why not tomorrow you could be also certified and having all these requirements in place. Now, if we would like to know more about this, there is a virtual conference in the second week of November where you could participate, and it would be very interesting to see more and more details about what is happening in the secure supply chain area. So I would be happy to see you there, because most likely I will be also presenting there in the virtual conference of TAPA in November. Now, we have discussed about TAPA, we have discussed about security requirements. The last thing we need to know is how to get there. So let's say you're interested and you would like to see what that means for your company. G4S has introduced an integrated security model, and this is the way we're trying to work from now on. This is a risk-based approach methodology, which means together with you, we're going to answer some basic questions. What do we need to protect? What do we need protecting from? And how is the best way to do it? And by understanding that, then we would take all the different modules that we have in G4S and would pick the right ones for you. So it's not a specific solution that we apply. It's a custom-made solution that we do based on your needs. And we will only choose the right components for your solution. Now, if you would like to get the certification, it would start with the preparation. So we need to train you about what is TAPA and what are the requirements. We need to have a gap analysis to see what
how you work today, what you're doing, and where we need to get. And of course, do the development, the training, and the pilot run. Now we would have then the execution of the certification, which will going to be with an independent authority. And of course, we're going to support you there. And once you get the certificate, we will always be next to you to support you for some self-assessments and refresher trainings that you need to do. Now, as I explained, we start with risk advisory. So we need to understand what are the risks that you're facing and how we're going to apply specific measures. And then once this is done, we're going to design the solution for you with providing systems and providing monitoring and response. And when we say monitoring and response, it's either for your facilities or when you're on the move and you're doing cross-cargo trips, then of course we can cover all the areas that you operate either with G4S, where we have G4S presence, or with third parties where we don't have a G4S company. So you're fully covered. Thank you very much. I hope that was interesting for you, and I'm always available to answer any questions you may have. Thank you so much. Thank you, Mr. Koronopoulos. Thanks for sharing your valuable knowledge. Evet, lojistik sektörüne global pencereden baktıktan sonra şimdi yerel uygulamalarımızla ve Türkiye'de sektörde yaşananlara dönelim istiyorum. Bu bölümümüzde önde gelen lojistik firmalarından Şenker Arkas'tan Ülke Güvenlik Müdürü Sayın Erkan Engin ve yine dünyanın lider güvenlik firması G4S'den Entegre Güvenlik Çözümleri ve Projeler Birim Müdürü Sayın Cumhur Güvenç'le devam edeceğiz. Sayın Engin, merhaba demek istiyorum ve ilk sorum da size gelecek. Lojistik sektöründe hizmet kalitesinin sürekliliği nasıl sağlanmaktadır? Merhabalar, kısa bir bağlantı hatası yaşadım. Sesim geliyor mu şu anda? Bilemiyorum. Evet, sizi son derece iyi duyuyoruz. Sağlıklı bir görüntü ve sağlıklı bir sesle. Sorunuzu tekrar alabilir miyim bu arada? Çok özür diliyorum. Tabii ki. Biraz önce sormuştum ki lojistik sektörünün sektöründe hizmet kalitesinin sürekliliğini nasıl sağlıyorsunuz? Hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için öncelikle güvenlik uygulamalarında tüm proseslerde olduğu gibi bir süreç yönetimini hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunlardan en etkin çözümlerden bir tanesi biraz önce Bay Mikaelis'in de bahsetmiş olduğu gibi TAPA standartizasyonu. Asgari'de bir standartizasyonu sağlayıp sürekliliği kendi içerisinde standardın getirdiği şekilde organize ettikten sonra tesislerin veya yapılan uygulamaların özel risklere göre tespit edilip bunun sürekliliğinin sağlanmasını gayret sarf ediyoruz. Bunun için de kalite sistemlerinin temel unsuru olan PICO döngüsünü aslında kullanıyoruz. Yani biraz kalite odaklı yaklaşımla doğru orantısı. Yani planlıyoruz, uyguluyoruz, kontrol ediyoruz ve önlem alıyoruz. Daha doğrusu bu kendi içerisinde bir kısır döngüyü zaten kendiliğinden oluşturuyor. Bu oluşumla beraber tekrar planlıyoruz, tekrar organize ediyoruz, tekrar yapıyoruz. Çünkü aynı tesisler insanlar gibi nefes alıp veriyorlar ve sürekli bir değişkenlik içerisindeler. Şartlar değişiyor, ülke şartları, bölge şartları, tesisin kendi özel şartları değişiyor. Bu şartlara göre de özel önlemleri kendi içerisinde alıp tekrar uygulayabiliyor olmak lazım. Buna da en etken uygulamalardan bir tanesi özellikle güvenlikte TAPA. Ama TAPA kendi içerisinde bir asgari standardı sağlıyor. Yani dünya genelinde bir tesis, bir park alanı veya bir lojistik uygulaması, taşımacılık uygulaması içerisindeki asgari standartları sağlıyor. Bu asgari temel standartları sağladıktan sonra bunun üzerine özel risklere göre önlem alıp tekrar etüt edip tekrar organize ediyor olmak lazım.
Yani temel olarak baktığımızda sürekliliğin sağlanabilmesi için öncelikle kurumların kalite odaklı bir yaklaşımı benimseyip bunun nefes alan bir varlık gibi düşünerek sürekli bir değişkenlik içerisinde olabileceğini etüt ediyor ve buna göre hareket ediyor olmamız lazım. Yani aslında şöyle bir örneklendirebiliriz. Hastalanmasak dahi doktora gidiyoruz, çeşitli kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Bu kontroller, check-up'lar sonrasında ufak da olsa ileriye dönük farklı rahatsızlıklarımız olduğu ortaya çıkabiliyor ve buna öncesinden önlem alarak karşılaşmamamızı sağlıyoruz. Aynı uygulamayı, aynı bakış açısını tesisler veya yapmış olduğumuz süreçler içerisinde de uyguladığımızda öngörebildiğimiz şekliyle sadece, çünkü güvenlik çok farklı bir kavram, öngöremediğimiz şeyler de olabiliyor. Öngörebildiğimiz şekliyle önlem alıyoruz ve olumsuzluklarla karşı karşıya kalma olasılığımız daha da düşüyor. Ama dediğim gibi gene altını çizerek söylüyorum. Güvenlikte %100 diye bir kavram söz konusu değil. Bizim hayal ettiğimiz şeyleri eylemciler de hayal edebiliyorlar. Eylemcilerin hayal edebildiği şekilde bir süreç kendi içimizde geliştirebilirsek, onlardan bir adım önde olmaya çalışıyoruz sadece. Sürekli nefes alan bir sistemle sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim. Evet. Çok teşekkür ediyorum Erkan Ben Bey. teşekkür ederim. Birazdan yeniden dönerim size. G4S'de lojistik sektöründe güvenlik konusunda yıllardır hizmetler sunuyor. Sektörün lider firmalarıyla gerek ülkemizde gerek dünyada iş ortaklığını sürdürüyor. Bu noktada da Sayın Güvenç'e dönmek isterim. Sayın Güvenç sektörde uzmanlaşmış bir güvenlik firması olarak lojistik sektörüne sağladığınız katma değerler nelerdir desem siz neler söylersiniz? Öncelikle merhabalar, teşekkürler bana bu soruyu yönelttiğiniz için. Şimdi G4S olarak sektör uzmanlığa önem vermekte ve bu çerçevede çalışmalar yürütmekteyiz. Lojistik sektörü hem global hem de lokal bazda uzmanlaştığımız birçok tecrübemizin olduğu bir sektör. Global ve lokaldeki bu uzmanlaşma müşteriye sağladığımız hizmetler ve ürünler bağlamında bize çeşitlilik yaratmakta, alternatifler oluşturmada, hızlı hareket edebilme ve müşteriye özel tailor-made dediğimiz çözümler üretme konusunda kabiliyetler kazandırmıştır. Sürekli gelişim ve öğrenme yaklaşımı doğrultusunda kurmuş olduğumuz dinamik, sürdürülebilir, güvenlikli ve inovatif yapı bir sistem haline gelmiştir. G4S oluşturduğu güvenlik sistematiği sayesinde hızlı karar alma ve hızlı uygulamaya geçme konusunda sektöründe farklılaşmaktadır. En basit güvenlik sistemlerinden kompleks entegre güvenlik yapılarına kadar geniş bir yelpazede sektörün beklentileri ve müşterilerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet vermemiz bu uzmanlığımızın sonucudur. Dünya geleneğine yayılmış hizmet ağı birçok ülkede standart G4S hizmeti alabilmenin yanında yeni trendler, teknolojiler hakkında bilgi sahibi olabilme ve globalde lojistik sektörünün güvenlik ihtiyaçlarının nasıl değiştiğinin takibini yapabilme fırsatı vermektedir. Sektörel tecrübemiz ve uzmanlığımız sayesinde doğru bir risk analizi, sürdürülebilir güvenlik politikası oluşturma, ürünler ve hizmetlerin seçiminde optimizasyonun sağlanması ve en sonunda da sahada profesyonel uygulama ve denetim ile müşterilerimize maliyet avantajları sağlamaktayız. Ayrıca risk tabanlı yaklaşımımız müşterilerimizin risklerinin doğru tanımlanması ve kurulacak olan doğru bir güvenlik sistemiyle, politikasıyla şirket sermayesinin doğru kullanılmasını ve gereksiz güvenlik yatırımlarının yapılmasını önüne geçirmektedir. Yeni ve yenilikçi hizmet ve ürünlerle sektöre sunduğumuz özel çözümlerimizle sektörün güvenlik standartlarının yükselmesini sağlamaktayız. Sektörün daha kaliteli ve hak etmiş olduğu hizmet almasında öncü rol oynamaktayız. Sektörel uzmanlığımız daha riskin ortaya çıkmadan buna yönelik tedbirler alınması ve bu riskin yönetilmesi müşterilerimize önceden planlama yapabilme olanağı vermektedir. Ve en son olarak da güvenlikle ilgili risklerinin yönetimini G4S uzmanlığına bırakarak müşterimizin kendi yapmış olduğu asli işine odaklanmasını sağlamaktayız.
Evet, sanıyorum söyleyecekleriniz bu kadar konuyla ilgili. Ben çok teşekkür ediyorum Cumhur Bey'e. Kalite dedik, sürdürülebilirlik dedik. Bu kalitenin sağlanmasında standartlardan bahsettik. Şimdi tekrar Erkan Bey'e dönmek isterim. Tesisiniz TAPA sertifikalı mı? Hangi sertifikaya nasıl sahip oldunuz? Bu süreci değerlendirmenizi rica edeceğim. Türkiye'de faaliyet gösteren toplam 7 lojistik merkezimiz bulunuyor. Bu 7 lojistik merkezinden 3'ü TAPA A sertifikalı. Diğer tesislerimizde de DB Schenker Erkas'ın global güvenlik prosedürleri, güvenlik gereksinimleri gereği TAPA C standardına akredite edilmeden de uygulamaya alıyoruz. Yani en az TAPA C standartında ama 3 tane tesisimiz TAPA A standartında. Bunlar yüksek güvenlikli tesisler. Bu süreçler öncelikle TAPA bir prestij kaynağı. Bu eğer iyi müşterilerle, iyi firmalarla çalışmak istiyorsanız sizin de iyi olmanız gerekiyor. Güvenlik anlamında da bu dünya literatüründe kabul görmüş bir güvenli tesis organizasyonunu TAPA standardıyla müşterinize anlatabiliyorsunuz. Zaten müşterilerin de beklentileri TAPA standardının tesislerde işletilmesi. Bu bize belli kolaylıklar sağlıyor. Belli kolaylıkların sağlanmasındaki asıl etken de ISO 28000 tabanlı bir uygulama olduğundan dolayı tesisin içerisindeki diğer güvenlik standartlarına da ve yerel mevzuatlara da aslında uyumumuzu kolaylaştırıyor. Bu EIO yani gümrük hizmetlerinde kolaylaştırma yönetmeliği gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'deki ismi yetkilendirilmiş hükümlü sistemi, Amerika'da CTPAT gibi bir takım gereklilikleri de yani uluslararası lojistik hizmeti gerçekleştiriyorsanız bunlara da uyumun sağlanabiliyor olması gerekiyor. Müşterilerin de kendi içerisinde belli beklentileri ve gereksinimleri var. Bunları da bu şekilde sağlayabiliyor. TAPA sertifikasyon süreci kendi içerisinde eğer sıfırdan bir tesis yaratıyor iseniz aslında biraz kolay. Çünkü TAPA oldukça açık ve net standartları belirtir. Ne yapmanız gerekli olduğunu gereksinimleri açıklayarak belirten bir standarttır. Dolayısıyla flu veya gri alanlar size bırakmaz. Yapmanız gerekeni söyler. Eğer siz de o yapmanız gerekeni yapıyor iseniz standardı karşılamış olursunuz. Acaba buradan bu şekilde yapsak da arkasından dönebilir miyiz gibi bir düşünce TAPA'da söz konusu değil. Dolayısıyla %100 karşılanması gerekir ve TAPA'nın bütün maddeleri must'tır. Yani işte %98, %96 başarı sağladık, biz TAPA belgesine sahip oluruz düşüncesi. Diğer standartlar, diğer kalite standartlarında olduğu gibi TAPA'da söz konusu değildir. TAPA'nın bütün maddelerini %100 bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekir. Bu süreçle ilgili olarak TAPA tarafı, organizasyonu tarafından yetkilendirilmiş bir takım belgelendirme firmaları var. Bu belgelendirme firmaları dünyanın önde gelen belgelendirme firmalarında işte Brow Veritas, DME, Turihan, DQS gibi firmalar. Bu firmalar aracılığıyla belgelendirmeler gerçekleştiriliyor. İlk başvuruyu onlara yaptıktan sonra gerekli hazırlıkları nasıl yapılması gerekli olduğu ile ilgili firmalar zaten yönlendirmesini sağlıyor. Bunun yeterlilik denetimleri gerçekleştiriliyor. Yeterlilik denetimleri gerçekleştirildikten sonra belgeye haizsiniz veya haiz değilsiniz. Yani eksiğiniz var veya yok gibi bir rapor çıkartılıyor. Eğer herhangi bir eksik var ise de başvuruyu devam ettirebilmek için ilk 3 ay içerisinde bu eksikleri zaten tamamlamanız gerekip tekrar bir denetime daha giriyorsunuz. Bu şekilde de belgelendirme sağlanabiliyor. Her 3 yılda bir de bu belgelendirme tekrar iç
dış denetimlerle belgelendirme firması tarafından yapılıp resertifikasyonu gerçekleştirilmesi gerekli. Bunun da sürekliliğinin sağlanabilmesi için her yıl yetkilendirilmiş iç denetçiler tarafından iç denetimlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu iç denetim raporlarının da TAP organizasyonuyla paylaşılması gerekli. Gerçi tam yeterlilik sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu diye. İç denetçi olabilmek için de TAP'ın standartizasyonunda özellikle tesis güvenlik gereksinimleri için bakıldığında temel şartlardan bir tanesi TAP'a organizasyonu tarafından eğitim almış, bu işle kontrolünden sorumlu bir kişinin atanması ve iç denetimlerin bu kişiler tarafından TAPA'ya karşı sorumlu olması doğrultusunda. Bu organizasyon içerisinde TAPA eğitimleri TAPA İMEA tarafından veya APAK tarafından veriliyor. Son dönemde COVID önlemleri gereği tamamen online sistemler üzerine döndü ama daha önce yüz yüze eğitimler söz konusuydu. Yapısal bazda biraz önce bahsettiğim dış denetim firmaları her ne kadar Türkiye'de de faaliyet gösteriyor olsalar da bu firmaların Türkiye temsilcilikleri içerisinde TAPA konusunda gerekli bilgi birikim ve yetkinliğe sahip bir hizmet alamıyor. Dolayısıyla global üzerinden alınması ve zaten onlar da globale yönlendirerek hareket ediyorlar. Global üzerinden hareket edilmesi gerekiyor. Bizim süreçlerimiz de TAPA organizasyonu içerisinde bu şekilde devam ediyor. TAPA'nın network'ünden de oldukça fazla faydalanıyoruz. Mr. Michaelis konuyla ilgili zaten detayları bahsetti. TAPA'nın bilgi paylaşımı, modus operandi'deki değişimler, risklerdeki değişimler, işte güzergah problemleriyle ilgili sürekli bir network içerisinde bir paylaşım söz konusu. Ki lojistikte özellikle taşımacılık üzerinde, depolamadan ziyade transport üzerinde hareket ediyorsanız bu riskler çok daha fazla, bu paylaşımlar çok daha fazla önem arz ediyor. Çünkü her taraftan farklı bir yapıya kendi içerisinde geliyor zaten. Bizdeki TAPA belgelendirme süreci bu şekilde çok yoğun bir çalışma gerektiriyor. Cumhur Bey de biraz önce bahsetti. Entegre güvenlik, yani TAPA güvenlik proseslerinin hazırlanması ve bunların dokümante edilmesi, güvenlik görevlilerinin bu konuya adapte edilmesi, perimetre yani fiziki güvenlik önlemlerinin alınması ve bunlara uygun elektronik güvenlik sistemlerinin bir arada entegre bir şekilde birbirine uyumlu çalışmasını gerekmekte. Bir tanesi iyi, diğeri kötü şeklinde hareket edilemiyor ama entegrasyon doğru bir şekilde sağlanır ise sertifikasyon süreçleri rahat ilerleyebiliyor. Bunun için de doğru firmalarla doğru şekilde çalışabiliyor olmak lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum bu kıymetli paylaşımlarınız için. Cumhur Bey'e dönmek isterim. Cumhur Bey, G4S olarak TAPA sertifikasyonu için firmalara sağladığınız destekten söz etmenizi isteyeceğim izleyicilerimiz için de. Aslında biz sertifikasyon sürecinin en başından sürecin tamamlandığı aşamaya kadar tüm aşamalarında firmalara destek vermekteyiz. Aslına bakarsanız hiçbir süreçte firmaları yalnız bırakmıyoruz. Yanlış yapılmasının önüne geçebilme, zaman kaybına neden olacak hataları önleme ve oluşabilecek ekstra maliyetlere karşı firmaları korumaktayız bu anlamda. TAPA sertifikasyonundaki uzmanlığımız firmaların hem zaman hem maliyet avantajları sağlamaktadır. Erkan Bey'in de son kısımda belirttiği gibi doğru bir partnerle çalışmak bu işte çok önemli. Çünkü size yapmış olduğunuz bir hatadan dolayı yaklaşık 3 ay, 4 ay, 5 ay kaybettirebiliyor ve bu sertifikasyon süreci de çok uzamalara neden olmaktadır. GeForest olarak biz
bütün süreçlerde müşterilerimizle beraber hareket ettiğimiz için bu yanlışların önüne geçme ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasında destek oluyoruz. Süreç başlangıcında şirketlerin TAPA sertifikasyonu alabilmesi için gerekli standartları ile mevcut durumların ortak konulabilmesi için bir gap analizi dediğimiz bir analiz yapıyoruz. Burada firmaların mevcut yapıları ile TAPA standartları arasındaki farkları bir rapor halinde ortaya koyuyoruz. Daha sonra bu raporlar doğrultusunda yapılması gereken işler, başlıklar halinde bunları belirtiyoruz. TAPA sertifikasyonunun tabii ki belli bir standardı var. Bir de firmanın özel şartları var. G4S olarak TAPA standartlarının sağlanması kısmını standartizasyon olarak sağladıktan sonra firmaların özel durumları ile ilgili olarak, güvenlik riskleri ile ilgili olarak da kendileriyle farklı çalışmalar, entegre sistemler, Erkan Bey'in dediği gibi entegre sistemler, personel, insanlı hizmetler, personel sağlanması, bu tarz hizmetleri de beraberinde veriyoruz. TAPA standartlarının sağlanması için mevcut kurulumlara ilave edilecek yeni kurumlar için ürün seçimi, ürün tedariği yapılması ve daha sonra bunların kurulumlarının gerçekleştirmesi, eski sistemlerle yeni sistemleri entegre edilmesi, sistemin devreye alınması, tabii ki bu değişik sistemlerin bir arada kullanılması oluşacak bir entegre sistem olduğu için ayrıca personellerine eğitim verilmesi, hem güvenlik anlamında eğitim verilmesi, hem sistem anlamında eğitim verilmesi, bunu da G4S tarafından, yani bizim tarafımızdan sağlanmakta. Müşterilerimize TAPA sertifikasyonu süreci denetimi aşamasına geldiği zaman da bir ön denetim yapıyoruz ki herhangi bir sıkıntıları var mı, herhangi bir standarttan sapmalar var mı ya da kurulumdan sonra oluşan bir şeyler var mı diye denetim öncesinde bir denetim yapıyoruz biz. Bunun doğrultusunda da denetime girmesi ve sertifikasyon hizmeti, sertifikasyon alınması yönünde işi tamamlıyoruz. Tabii Erkan Bey'in yine belirttiği gibi işi yapan anlatandan daha bilir derler ya, Erkan Bey bu işi o kadar güzel özetledi ki tabii ki bu sertifikasyon sürecinden bana söz bırakmadı açıkça söylemek gerekirse. Şöyle ki biz sertifikasyon süreci tamamlandıktan sonra da desteği bırakmıyoruz. Çünkü sistemlerin düzgün olarak çalışıp çalışmadığını, bu bir süreç olduğu için başlangıcından sürekli devam eden bir süreç bu. Yani nerede bir şey yok. Sürekli olarak devam ediyor. Yani siz bu sertifikasyonu aldığınız sürece bir partnerlik devam etmekte. Bu partnerliğin çerçevesinde de tekrar yenileme süreçlerinde biz tekrardan bu hizmetleri kendilerine vermekteyiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sürdürülebilirlik konusunda da G4S'nin katkıları gözden kaçmayacak. Evet, evet. Emin devam edebildiği çok... için G4S her zaman firmalarla birlikte hareket etmekte. Evet. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin paylaşmak istediği son sözleriniz var mı? Öncelikle onu sorayım. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Özellikle bu tür platformlarda kalite ve güvenliğin yan yana konuşulabiliyor olması çok mutluluk verici bir şey. Çünkü yaklaşık 23 yılı geride bıraktım sektör içerisinde. Ancak yeni yeni kalite ve güvenlik kavramlarını yan yana getirebilir hale geldik. Buna da özellikle lojistik sektörü öncelik ediyor. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Cumhur Bey, sizin var mı son sözleriniz? Ben söz olarak şunu söylemek istedim. Bu yapının bir kısmı da tabii ki sigorta firmaları. Tabii ki üretici firmalar şöyle düşünüyor. Biz risklerimizi zaten taşıyıcı firmalara aktardığımız için ve onlar da sigortalı yapma yaptıkları için bu şeylerden biz devamlı risklerimizi bertaraf etmiş oluyoruz diye görüyorlar, ama
Sadece sigortalar sizin ürününüzün, malın bedelini korumaktalar. Ama bu sertifikasyonla sizin isminizin, yani sonuçta çalınan mal sizin olduğu için basında yer aldığı zaman bu haberler direkt sizin isminizle yer alıyor. Bu da bir düşünülmesi gereken, reputasyon olarak düşünülmesi gereken bir konu. Diğer bir konu da tabii ki zaman kaybı. Tekrar o ürünün şu anda zaten tedarik sınırı sıkıntısı yaşanan bir süreçte tekrar o malın tekrar üretilip tekrar sevkiyatının sağlanması tabii ki zaman kaybı. Bunun da bu TAPA sertifikasının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Teşekkür ederim bu arada. Evet, ben de sizlere çok teşekkür ederim. Lojistikte uluslararası güvenlik standartları ve TAPA webinarımızın artık sonuna geldik. Öncelikle katılan konuklarıma ben teşekkür etmek isterim. Mr. Mihalis Koronopoulos bizimle birlikteydi. G4S Telematics Güvenlik Risk Yönetimi Birim Müdürü'ydü kendisi. Şenker Arkas, Ülke Güvenlik Müdürü Sayın Erkan Engin ve G4S Entegre Güvenlik Çözümleri ve Projeler Müdürü Sayın Cumhur Güvenç'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve tabii ki izleyicilerimize de kocaman bir teşekkürüm var. G4S uzman ekipleri küresel bilgi birikimi ve yerel uygulamalarıyla her sektöre özel entegre güvenlik çözümleri sunmaya ve bu uzmanlığını çözüm ortaklarıyla paylaşmaya devam ediyor olacak elbette. Bir başka sektör için farklı konu ve konuklarla tekrar bir arada olabilmek dileğiyle çok teşekkür ediyorum ve herkese güzel, keyifli bir gün geçirmesini temenni ediyorum.